Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar amaçlı yine asas sayılar ve pozitif bölen sayısı ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. A, B, C farklı asas sayılardır. A çarpı B çarpı C 30 olduğuna göre A artı B artı C kaçtır? Asas sayılar zaten e, tekrar edecek olursak sadece 1 ve kendisinden başka ortak bölen olmayacaktı. Çarpımları 30 olduğu için bunun çift olması için bir kere A da burayı tekrar yazayım. A çarpı C, B çarpı C 30'a eşit. A da 2'yi kullanmak zorunda. Asal olup da sadece 2 var. Zaten yani çift olan başka çift sayımız yok. Buradan B'ye 3 veririm. C'ye de 5 asalını verirsem 2 çarpı 3. 6 6 çarpı 5 30 olmuş oldu. A artı B artı C'yi soruyor. 2 artı 3 artı 5 O da 10 olmuş olur. Bir diğer sorma geçiyorum. Aşağıdaki yerden hangisi asal sayı değil? Ee, bu tarz e, üstü sayılarda eğer üstündeki ifade pozitif doğal sayı ise üstünü görmemize gerek yok. Eğer 3 üzeri 6 kaç olursa olsun her zaman bu bize tek verecek. Bir de tek olduğu için toplamı çift olur. Biz şunu demiştik. Eğer bir şeyin ifade yani çiftse mesela 4 veya 6 veya 8 gibi bir 2'nin katı olacağı için bu ne olmaz? Asal olmaz. 10.791 sayısı da eee 9 ile bölünebilme bilirseniz rakamların toplamı 7 bir daha 8 bir daha 9 9 daha 18 18 e 9'un tam katı olduğu için bu da 9'un tam katı olduğu için bu da asal olmaz. 19 faktöriyel eksi 17 faktöriyel demiş. 19 faktöriyel çift bir sayı, 17 faktöriyel de çift bir sayı. Bunun farkı da çift olur. Bu da yine aynı şekilde ortak katı yine olmayacağı için bu da asal olmaz. 12 üzeri 5 artı 2 diyor. 12 bir çift sayı. 2 de bir çift sayı. Toplamı yine çift olacağı için e, 2'den başka yani bu 2 olmayacağı için toplamı 2'den başka asal sayı yoktu çift olarak. Bu da çift olacağı için bu da asal sayı olmaz. 2 üzeri 8 eksi 5 oluyor. Burada 2 üzeri 8 256'ya eşit. Eksi 5'te 251 eşit. 251 de hiçbir sayıya bölünmez. Sadece 1 ve kendisine bölünebilir. O zaman sadece 251 asal sayı olur. Diğer soruma geçiyorum. 25 ve e, n tane 0 sayısının 48 tane pozitif tam sayı bölünü olduğuna göre bu sayı kaç basamaklıdır demiş. Bunu öncelikle şu şekilde yazacağız. 25 çarpı 10 üzeri n tane 0 olduğu için 25 çarpı 10 10 üzeri n ol, 25 çarpı 10 üzeri n olur. Bunu da asalarına çevirecek olsak 5'in karesi çarpı 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n olur. 2 üzeri bu da 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n 5 üzeri n ile 5 2 çarparsak üstlerine toplayacağız. 5 üzeri n artı 2 olur. Bunun pozitif e, bölen sayısını bulabilmemiz için Üstlerini 1 artırıp çarpıyorduk. Pozitif veren sayısını bulan için asal sayının üstündeki sayı 1 artırıp çarpıyorduk. Bunun 2 üzeri n olduğu için n artı 1 çarpı n artı 2 artı 1 olacak. Pozitif veren sayısı kaçtı? 48'miş. Burada n artı 1 çarpı n artı 3 48. Burada n yerine 5 yazarsak 5 1 daha 6. 5 artı 3 8 n yerine 5 yazdım 6 5 yazarsam 8 oldu 6 çarpı 8 48 demek ki n neymiş 5'miş sonra da bir de neydi 25 çarpı 10 üzeri n'di 25 çarpı 10 üzeri 5 mi oldu burada 5 basamak var burada da 2 basamak var 5 artı 2'den bu sayı 7 basamaklı olmuş olur. 2 artı 3 ile 3b eksi 2 sayıları aralarında asal sayılardır. 9b artı 6a ve eksi 4a eksi 25 eşittir 0 olduğuna göre a artı b toplamının alabileceği en küçük değeri bize sormuş. Öncelikle sorumu bir daha yazayım şuraya. 9b artı 6a b eksi 4a eksi 25 eşittir 0. Bu tarz sorularda her zaman şu 2a artı 3 ve 3B-2 oluşturmamız gerekiyor. Burada 3B-2 olduğu için ben bunu 3 ile çarpacak olursam 9B-6 olmuş olur. Yani burada 9B-6'yı bu şekilde düşüneceğiz. Artı burada AB'yi de 2A parantısını alırsak 3B-2 olur. Burada eksi 6 olduğu için 9b evet eksi 6 olduğu için buradan eksi 6 azaltmamız gerekiyor o zaman. Eksi 19 olur. O da eşittir Sonra bunu 3b eksi 2 bu 9b eksi 6 aslında şu şekilde yazsaydık. 3 parantezini 3b eksi 2 olmuş olurdu. 3b eksi 2'ler ortak olduğu için 2a artı 3 ortak parantezini alırsak 2a artı 3 çarpı 3B eksi 2 eşittir. 19'a diğer tarafına alırsam 19 olmuş olur. 2A artı 3 ile 3B eksi 2 aralarında asal olduğu için bunlar çarpanları 1 ve 19 olmak zorunda. 2A artı 3'ü ben 19'a 3B eksi 2'yi 1'e eşitliyorum. 2A artı 3 19 eşitlersem 2a artı 3 eşittir 19 eksi 3 diğer tarafa. eksi olarak gider 2a eşittir 16a buradan 8 olmuş olur 3b eksi 2 ile 1 eşit desem 3b eksi 2 eşittir 1'den 3b eşittir 3 olur b buradan 1 olur ee, buradan a8 b1'i bulduk bir de bu e, 2a artı 3 1 3b eksi 2 19 da olabilirdi. Bir de bu şekilde eşleyecek olursak 2a artı 3 eşittir 1 yaparsam buradan 2a eşittir eksi 2 eksi 3 artı 1 eksi 2 a burada eksi 1 olur. 3b eksi 2 19 eşittirsem 3b eşittir eksi 2 de diğer tarafına artı olarak gelecek 3B-2 eşittir 19. 3B eşittir 21'den. B de buradan 7 olmuş oldu. B7 A-1 oldu. A artı B'nin toplamının en küçük en küçük durumunu sormuş. Burada toplayacak olsaydık 8 artı 1 9 olacaktı. A, A yerine eksi 1 B yerine 7 ye alırsak toplam daha küçük olur. Onu da şuraya yazayım. A artı B yani A eksi 1 artı 7'den bu da 6 olmuş olur. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. A, B, A küçüktür, B küçüktür, C ve A, B, C asal sayılar olmak üzere A artı B artı C 78 olduğuna göre 2A artı B artı C değeri kaçtır? Yine soruya dikkat edeceksek 78 çift bir sayı. Bunlar asal sayıları tek olduğunu biliyoruz. B tek olsun, C tek olsun o zaman A ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Çift asal olan sadece 2 değeri vardı. A'nın yerine 2 yazacak olursam 2 artı B artı C eşittir 78 olur. 2 eşitliğin diğer tarafına alsam B artı C ne olmuş oldu? 76 olmuş oldu. Ben A'ya 2 değer verdiğim için soru bana neyi sordu? 2A artı B artı C 2 artı B artı C A'nın yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 artı B artı C'nin yerine de 76 yazdım. 2 çarpı 2 4. 76 daha 80 bulmuş oldum. Bir diğer soruma geçiyorum. X, Y Pozitif tam sayılar olmak üzere 13 faktör eşittir x çarpı y olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı bu tarz sorularda da x sorduğu için 13'ü 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 13'ü 2'ye bölüyorum. Yani 13 faktöriyelin içinde kaç tane 2 çarpanı bul, bul, bulmak için bu işlemi yapıyorum. 13'ü 2'ye böldüm. 6 kere var. Bulduğum bölümü bir daha 2'ye bölüyorum. 6 çarpı 2. 12 kalan 1. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3. 3'ü 2'ye bölüyorum. Bir defa var. Buradaki bölümleri topluyoruz. 6 artı 3 artı 1. Bu ne eşit olacak? X'e eşit olacak. 6 artı 3 artı 1. O da ne oldu? X eşittir. 10 olmuş oldu. Demek ki bu 13 faktörün içinde 2 yani 2'nin 10 tane çarpanı var. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 10'a kadar olacak şekilde 10 tane çarpımı var. Bize soru ne demişti? X'in alabileceği değerleri toplamı sormuş. X'in alabileceği değerler o zaman ne olacak? 1 olacak. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Bu şekilde 10'a kadar bütün değerler olabilir. Bunların toplamını bize sormuş. Ee, biz bir de şunu biliyoruz. 1'den n'e kadar olan doğal sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den bulabiliyorduk. ardışık 1'den n'e kadar olan doğal sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den bulabiliyorduk. Burada aynı şekilde n değeri ne gelmiş? 10 mu gelmiş? O zaman bu sorunun cevabı ne olacak? 10 çarpı 1 arttırıyoruz. 11 bölü 2'den 10'u 2'ye bölecek olsam 5 5 çarpı 11'den 55 bulmuş oldum. Bir diğer sorumuz olan 45 faktörü eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9 dur diyor. Bu tarz orada şuna dikkat edeceğiz. Sondan kaç basamağı 0 o tarz oları nasıl yapıyorduk? 5'e bölüyorduk. 45 45'i 5'e bölüyorum. 45'te 5 9 kere var. Yine 5'e bölmeye devam ediyorum bir defa var. Artık 1-5'e bölenemeyeceği için, için burada duruyorum. 9 ve 1'i topluyorum. 9 artı 1 10 tane aslında 0 değeri var. Yani 45 faktörler eksi 1 aslında şu şekilde yazabilirim ben. A 0, 0, 0 veya bun, bunun da bir rakam olsun. B, A'nın öndeki sayının pek önemi yok. Yani 10 tane olacak? 0 değeri olacak. Şu şekilde 10 tane 0 değeri var. Ben bundan 1 çıkarırsam bu sayı elde etmeyecek miyim? Peki onu elde edeceksem 10'dan 1 çıkardım. 9 Bundan sonraki her biri 9 olacak. Ta şu 0'a kadar. Bunların hepsi 9 olacağı için Kaç tane 0 varsa o kadar 9 oldu. Demek ki bunun cevabı ne olacak? 10 tane 9 basamağı var. Diğer soruma geçiyorum. X artı 2002 bölü X artı 2 tam sayı olmasını sağlayan kaç tane X tam sayısı vardır diyor. Bu soruyu da şu şekilde yazacağız. Düzenleyeceğiz aslında. X artı 2 artı 2000 bölü X artı 2 yazıyorum. Bunu da ayrı ayrı yazacak olursak X artı 2 bölü X artı 2 artı 2000 bölü X artı 2. Şu X artı 2'si X artı 2'ye bağlayacak olsam. 1 artı 2000 bölü X artı 2. Bu bir tam sayı olacakmış şu ifade. E, bu yüzden X artı 2'ler ne olmak zorunda? 2000'in e, bölenleri olmak zorunda. 2000'in bölenlerini de bulmak için de pozitif bölen sayısından yararlanacağız arkadaşlar. E, pozitif bölen sayısında 2000'i o zaman önce asalarına ayırıyorum. 2000 nasıl yazabilirim? 2 çarpı 10 üzeri 3 olur. Bunda 2 çarpı 2 üzeri 3. 10 üzeri 3 ile 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde yazdım. Bu da 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3 olmuş oldu. Evet, pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Üstünü bir arttırıp çarpıyorduk. Pozitif bölen sayısı. O değiştir. 4 artı 1 çarpı 3 artı 1 tam sayı olmasın. Hala kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Tam sayı bölen sayısı olacak o zaman arkadaşlar. Tam bölen sayısı. O da tam bölen sayısı da 2 tane pozitif bölen sayı eşit olur. 2 tane pozitif bölen sayısı. Yani bunu da 2 ile çarpmamız lazım. 2 çarpı 4 bir daha 5. 3 bir daha 4 olur. 4 çarpı 5 20. 20 çarpı 2 de 40 olur. 40 tane e, bölen olduğu için hani 2000'in 40 tane bölen olduğu için x buradaki x değerde 40 farklı değer alabilir. bir diğer sorumuz olan 36 çarpı 13 üzeri x sayısı sayısının asal olmayan 51 tane tam sayı böleni olduğuna göre x kaçtır? Asal olmayan tam sayı bağını bulabilmemiz için o zaman bizim tüm durumdan asal olanları çıkarmamız lazım. Yani tam bölen sayısından asal sayıları çıkarmamız gerekiyor. Buradaki bağın asal sayıları. Benim bu en son bu işlemi yapacağız. Öncelikle ne yapalım? 36 çarpı 13 üzeri x'i asallarına ayıralım. O da 2 üzeri 36'ı asallarına ayırsam 2'nin karesi 4 çarpı 9 3'ün karesi çarpı 13 üzeri x olur. Tam bölen sayısı ne olur bunun? Tam bölen sayısı 2 çarpı pozitif bölen sayısı. Pozitif bölen sayısını üstlere 1 artırıp çarpıyorduk. 2 artı 1 çarpı 2 artı 1 çarpı x artı 1. Bu tam bölen sayısıydı. Tam bölen sayısı ne oldu buradan? Burası 3 oldu. 3. 3 çarpı 3. 9. 9 çarpı 2. 18. 18 çarpı x artı 1 bulmuş olduk. Tam bölen sayısı. Ne, yap ne yapacaktık biz? Tam bölen sayısından asal sayıları çıkarırsak kaç tane asal olmayan olacaktı o zaman? 51 tane olacaktı. Tam bölen sayısının yerine 18 çarpı x artı 1 asallar da 2, 3 ve 13 olmak üzere 3 tane asal sayımız var. 3 tane de asal sayımızı çıkaracağız. Bu da 51'e eşit olmuş oldu. x3 eşitliğin diğer tarafını alırsak 18 çarpı x artı 1 eşittir. 4 Eksi 3 artı olarak gitti. Her iki tarafı 18'e böldüm. Buradan x artı 1. L4 18'e bölsem 3 olur. Artı 1 eşitliğin diğer tarafın eksi olarak gider. 3'ten de 1 çıkarsam x değerini 2 bulmuş oldum. Diğer soru Son sorumuz arkadaşlar bu. A ve B pozitif tam sayılar olduğuna göre 60 çarpı A eşittir B küp ise A artı B toplamının alabileceği en küçük değer. Bu tarz soruları da Önce 60'ın asal sayılarını çeviriyorum. 60'ın asal sayıları 4 çarpı 15 yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. 2'nin karesi 4 4 çarpı 3. 12 12 çarpı 5 60 60'ın yerine bunu yazdım. Çarpı A eşittir B küp. Eşitliğin diğer tarafındaki üst 3 olduğu için eşitliğin bu tarafındaki bütün üstler 3 olmak zorunda. O yüzden A'ya vereceğim değerde bu 2'nin karesi olduğu için 2 ile çarpmam lazım ki 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 olur. O zaman bunu elde etmiş oldum. Sonra aynı şekilde burada 3'ün karesi ile çarpmam lazım. A'nın çarp katlarından birinde 3'ün karesi olması gerekiyor. 3 üzeri 3 olması için. Bir de 5'in karesi olması gerekiyor. Bu A değeri ne olmuş oldu o zaman? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. 2 çarpı 3'ün karesi 9. 5'in karesi de 25. 25 çarpı 2 50 50 çarpı 9 da A buradan 450 olmuş oldu. Peki A'nın yerine değerlerini yazarsam 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in küpü oldu. O da B küpü eşit işte oldu. E, üste eşitse tabanları çarpabiliyorduk. 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 5 30. 30 üzeri 3 eşittir b üzeri 3. Üstleri eşitse tabanlar da eşit olur. B de buradan ne oldu? 30 olmuş oldu. A ve B'nin toplamını bize sormuştu. A artı B eşittir 450 artı 30'dan 480 bulmuş olduk.